Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu burada yazan? Asıl sen söyle doğru mu burada yazan. Hayır, sen cevap ver. Sen cevap ver, hamile misin? Alev hamile mi? Alev hamile mi diyorum sana? Allah kahretmesin seni. Servet gel buraya. Çekil önümden rezil. Çekil. Çekil dedim sana. Çekilmiyorum. Burada yazanın hesabını vereceksin. Ne demek hamileyim ya? Ha? Ne demek hamileyim? Nasıl hamilesin? Ne zaman hamile kaldın? Ne oluyor lan burada? Bağırma bana! Bağırma! Çekil önümden! Çekil! Bak gideceğim ben! Vurma bana! Vurma bana! Bak ben de vurayım o zaman! E vur o zaman! Vur! Hadi vur! 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 Servet! Hamile misin? Gerçekten hamile misin Servet'im? Belanı versin. Servetinmiş. Başlatma şimdi servetinden. Utanmaz seni. Dokunma bana, dokunma bana. O anneme dokunmuş ellerine dokunma bana. Mahvettin beni. Bittim ben, bittim ya. Bittim. Çekil önümden. Çekil. Çekilmeyeceğim. Gidemezsin bir yere. Ya bir dur. Bir dur, bir konuşalım ya. Çekil önümden. Elimden bir kaza çıkacak. Çekil önümden. Servet nerede Servet? Abim gitti. Ya gidemez, o nereye gitti? Abim kanıyor. Ya içim kanıyor benim Nuri. Abim için değil, kafan kanıyor. Oğlum ilk yardım çantasını getirin. Ya bırak peçete meçete, ver bana, gitmem lazım. Abim peçeteyle olmaz, sarmak lazım. Otur bir hele. Oğlum ilk yardım çantası nerede kaldı? Abim bak. Lan kafama s**ma. Ya bırakın oğlum sargı margı ya. Abim olmaz. Neden? Ne neden? Neden yapıyorsun bunu? Anlattım ya. Yaşamanı istiyorum. Ben aptal bir adamım Saadet. Düz bir adam. Niye öyle diyorsun? Şimdi söyleyeceklerim için. O adamın peşini bırakayım diye mi yapıyorsun bunu? Yani aslında böyle düşünmekte haklısın. Haksızsın da. Asrın peşini bırakmanı istiyorum ama onun iyiliği için değil. Senin için. Benim için. Bana bağlan alır mısın? Verir misin bir tane? İki tane al. Abi iki tane verir misin? Eyvallah. Teşekkürler. İki tane balon ne yapacaksın? Ya ben küçükken uçan balonumu hep elimden kaçırırdım. Sonra da bütün gün balonumu düşünüp düşünüp ağlardım. Ablam da ne yapsın? İki tane alırdı. Birini bana verirdi, birini de kendi tutardı. Yani ben balonumu elimden kaçırınca hemen öbürünü verirdi ağlamayayım diye. Tutar mısın beni? Yine kötü bir şey söyleyeceğim ben. Alışacağım ben de. Onca kadın arasında neden sana aşık olduğunu daha iyi anlıyorum şu an. Sende bir şey var Saadet. İnsanı iyi olmaya mecbur eden bir şey. Ruhu okşayan bir şey. Bak gitti işte.
senin yüzünden. Ver. Allah belasını versin ya. Hayvan. Ne bakıyorsunuz? Bakarlar tabii. Yeter Seyda ya. Yeter ağlama. Ama niye ya? Bir çiçek alır mısın güzel ablacığım? Üf, almam bırak. Niye kız? Alsana bir çiçek al be. Allah seni sevdiğine bağışlasın. Geri al çubuk o ettiğin duayı. Ne alayım be? Geri al. Ne diyorsun anlamadım ki. Allah belasını versin be. Ha? Al şu 10 lirayı. Yap dediğimi. Ha. Var ya Allah onun bin türlü belasını versin. İki yakası bir araya gelmesin. Onun var ya ensesini bitler, ekmeğini itler yesin inşallah. Ona uyuz versin Allah, kaşıyacak tırnak vermesin. Kara sevdalara tutulsun. Kız ver bir 10 lira daha. Ben onun sülalesine saydırayım. Ha? Ay yok ya tamam Allah Allah. Kız ev cimrilik etme ver. Kız. Hoş geldin kızım. Ne oldu buna ya? Kesin bir şey olmuş ben sana söyleyeyim. İsmail, daha dün ne güzel düğün filan yaptılar bunlar ya. İşte en sevdiğim an. Sevda, kızım bir şey mi oldu? İş yerinde bir şey mi oldu yoksa ablan ayrı, sana ayrı? Yok bir şey babam. İstersen bana anlatabilirsin Sevda ablacığım. İsmail, seninle hiç uğraşamam şimdi. Kalbini kırmayayım ha. Ben sana kırılmam ki. Ya sen evine gitsene. Hadi annen seni merak ediyordur. Hadi hadi kalk 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 kalk. Sevda. Karışma baba. Hadi hadi İsmail hadi. Ne oluyor kızım? El kadar çocuğu kovdun evden. Sen bu kadar yüz verdin zaten buna, çıktı tepemize. El kadar çocuğa madara ediyorsun beni. Terbiyesizlik etme Sevda. Tamam baba ya. Servet. Aç şu kapıyı. Servet bu konu konuşulacak. Bir bu eksikti be. Enişten mi bu ya? Kaç kapıyı kırarım valla kırarım. Servet kaçma benden Servet. O. Abla. Servet. Ne oluyor ya? Servet bu konu konuşulacak. Hangi konu, ne konuşulacak Servet? Kaç kapıyı kırarım. Bebeği mi söyledin? Ay çok kızdı tabii. Ne yapacağız ya? Servet kaçma benden. Gitmeyecek bu. Bütün mahalleye rezil oldu. Dur lütfen. Ne olur gönder onu. Olur konuşmak, ay, karşılaşmak istemiyorum. Kızım daha ne kadar kaçacaksın? Ne oluyor? Bugün olmaz baba. Bugün olmaz. Kaç defa Servet, söyledim değil mi? Konuşulacak. Söyle bilsin diye. Baba sözü dinlemiyorsunuz ki. Hadi Allah çıkın aşırı yukarı. Çıkın odanıza. Ben hallederim hadi. Çıkın. Servet kaçma benden Servet. Servet! Servet be! Çık be! Servet nerede baba? Servet'i çağır bana. Kafada ne oldu senin ya? Ya bırak kafasına. Kafa mı kaldı? Kafa gitti baba kafa. Servet'i çağır bana. Dur oğlum bir dur. Bu saatten sonra kimse durduramaz beni baba. Ya sana geldim sordum. Mahkemeyi niçin bastınız dedim. Bunun içindi değil mi? Siz de biliyordunuz. Oğlum saklama filan değil. Biliyorduk ama biz... Biliyordunuz ama. Kendi babalığına güvendiğin kadar benim babalığıma güvenemedin değil mi? Ha bu Yılmaz nasılsa bu deliden bir halt olmaz dedin, sakladın benden. Çekil, çekil önümden Allah aşkına. Yılmaz sakin ol. Baba çekil önümden. Ya çekil. Ya Yılmaz oğlum.
Çok sinirlendi enişten. Ama haklı yani, böyle olacağı belliydi. Laf yetiştirmeyi bırak Sevda. Git babama yardım et. Yalnız görmek istemiyorum, hadi. Servet! Yılmaz! Nerede ablan, çağır gelsin. Servet! Enişte, ne oldu senin kafana? Ya bırak kafamı kızım. Yataktan düştüm, kafamı çarptım. Kapıyı açam. Ne olur, boş ver. Ablanı çağır gelsin. Ya enişte, üstüne gitme. Kızın zaten hamile. Bebeğe zarar oğlum. Ya bunu bana nasıl yaparsınız ya? Siz! Ailem saydım sizi ben. Senelerce içimi döktüm, içimi açtım. Bunu benden nasıl saklarsınız? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun ya size. Enişte, sen de haklısın tabii. Ama ablam biliyorsun işte, söylemeyin dedi, söyleyemedik. Sen, hele sen kız. Ya elimde büyüdün sayılır be. Şu kadarcıktın ya. Sarı sarı ortalıkta gezinir dururdun. Sen yapmasaydın bari be. Ben sana böyle mi yapardım? Servet'i çağır gelsin. Gelsin şuraya. Tamam oğlum, gel. Hadi şimdi git, yarın gel, sakin sakin konuşalım. Baba lütfen, baba lütfen. Bu mesele bugün burada konuşulacak, lütfen. Tamam. O zaman Servet'e bir sorayım. Konuşmak istiyorum. Tamam. Kızım. Ne oluyor Yılmaz? Kafana ne oldu senin? Ay canım, beni ne ilgilendirir? Bitti mi efeliğin? Kaçamazsın artık Servet. Hesap vereceksin. Sen kaçacak bir yer bakmıyorsan kendine, ben buradayım Yılmaz. Hesap da vermiyorum. Vereceksin efendim. Sakin ol kızım. Abla, ne yapıyorsun? Durun ya. İki saate horozlanıyor burada zaten. Servet aşağı, Servet yukarı. Babamlara Alev'in hamile olduğunu da söyledin mi? Ne oluyor? Hani hesap veriyorduk ha? Hadi, hadi. Ne? Alev hamile mi dedin sen? Enişte. Servet ne diyor Yılmaz? Ya nereden bileyim baba böyle olacağını? Vallahi hesap edemedim. Yürü git lan. Yürü git evden. Ya bir anlatsaydım defol, ama. Defol. Anlatamadım. Yürü be. Konuşacaktık ya, seninle. Çek. Servet konuşamadık ama. Bir şeyler oluyor içeride. Yürü git. Bak polis çağırdı be. Ben seni Selen Turbay'ı çağırırım. İsterseniz Selen Turbay'ı çağırırım. Selen ne oluyor ya? Gitmem burada. Gitmeyeceğim. Ya bunun anasıyla konuşmadan bir yere gitmem. Çocuğumun anasıyla konuşacağım. Ablam söylemiş mi yoksa? Ya bırak ya. Alev'i hamile bırakmış mı biz? Yine ulan belanı yersin. Selen. Belanı yersin. Ne yaptın? Yürü be. Ne yaptın sen ha? Durun. Ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Başım. Yürü be. Sadem. Ne yaptın? Ya bir durun be. Sakin olun, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hak etti oğlum. Her şeyi hak etti bu. Muzaffer amcacığım, biraz sakin olun. Kemal Bey oğlum, Allah rızası için şu herifi al gözümün önünden. Çık lan dışarı. Yılmaz Bey, gidelim mi? Gitmem. Servet'le konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Hala konuşuyor. Ya bir adam bakıyor ya. Susun. İyi misin abi? Yılmaz abi. Bak ekip mi çağır? Nezarete mi atayım? Abi ne olur. Sen buradan ayrılmadıkça bu cürcüne bitmez. Aha. Lütfen hadi gel gidelim. Ne olur. Öyle olsun. Öyle olsun şimdilik ama. Şimdilik gidiyor. Sonra konuşacağız. Sonra konuşacağız Servet Hanım. Hadi konuşacağız. Seninle konuşacağız. Hadi Yılmaz abi. Geleceğim. Konuşacağız. Kapağına git. Sen benim tekniğimi yemedin galiba. Yürü. Hemen gözlüğünü de takıyor. Göz fiyakanı bozacağım senin. Yılmaz abi. Tamam. Konuşacağız seninle. Nereye konuşuyorsun be? Hadi be. Gel Sevda. Söyleyin. Gel Saadet, girin kızım. Aman. Bulaşmayın şuna be. Gel, tamam. Tamam, sakin. Sakin, sakin. Tamam. Ay, canım ablacığım. Sen sakın üzülme, tamam mı? Biz buradayız abla, hiçbir şey yapamaz, merak etme. Defoldu gidiyor. Gördünüz mü 7'yi 6? Görmez olaydık. Mahalleye rezil olduk. Ben onu mu diyorum baba ya? Alev diyor baba ya. Baba hiç halden anlamıyorsun ha, aşk olsun.
Ne dedim ben ya şimdi? Oğlum... Allah Allah. Lan oğlum mumyaya çevirdin ha. Ne yapıyorsun? Abim yenilemek lazım. Mikrop kapar. Yengem kafayı yarmış. Lan yengem mengen yarmadı oğlum. Orada... sendeledim düşmemek için sandalyeleri. Niye öyle ters çevirdiyseniz sandalyeleri? Tuttum ayağa geldi. Abim sabah da ondan. Ah ulan ah. Yıkılmaz dağlar gibi adamı yıktınız vallahi servet. Abim bir insanın kalbinde açılan yaranın acısı başka bir acıya benzemiyor diyorlar, doğru mu? Yani böyle üstüne tuz basmış gibi sızlıyor değil mi? He sızlıyor. Heh, ben de bunu diyordum abim. Lan tentir diyottan sızlıyor. Dangalak. Abim şunu da yapıştırayım. Ya bırak Allah aşkına ya. Hemşireye döndün ha. Florence adını getiriver. Nightingale gibi oldun oğlum. Yürü. Abim en kısa zamanda sana bir kurşun döktürmek lazım. Nazara geliyorsun. Dökeceğim ben o kurşunu. Senin ağzından aşağı dökeceğim. Dudaklarını yapıştıracağım. Yürü. Bu ne ya? Ne gerek var? Bir çizik bir şey yok ya. Televizyonda da bir halt yok. Benim de gerçi televizyonla kavga edecek halim bile yok da. Baba. Sabah söylediklerim için özür dilerim. Çocukluğuma ver baba. Ben öyle arada saçmalıyorum. İyi. Artık İsmail'in de gönlünü alırsın bir ara. Alırım baba. Söyle hadi. Söyle. Kızmayacağım. Şey. Baba. Ben Tibet'le... Bak kızım. Şimdi... Bu ciddi bir konu. Yani iyice düşünüp taşınmadan konuşacaksan hiç konuşmayalım. Bu Tibet tamam aşığım seviyorum diye yağıp gürlüyor ama durum başka. Anasının gözü göz değil. Sonradan kötü olmayalım. Ben öyle sanmıyorum baba. Yani Tibet'in annesi Tibet'in ne kadar ciddi olduğunu anladı. Bundan sonra... Ondan zarar gelmez. Hem okul işimi de halletti biliyorsun. Öyle olmasa yapmazdı. Sevda, bu okula dönme meselesi seni etki altında bırakmıyor değil mi? Bak kızım, okul biter bitmez. Başka okul okunur. Ama bu durum başka. Bu ömürlük bir karar. Biliyorum baba. Ama Saadet'in düğün gecesi ortalık karışmasaydı evlenecektik zaten biz. Yeni bir şey değil ki bu. Doğru. Hem o zaman sen karşı değildin bu duruma. Değildim, o da doğru. Hı? Bak, söyle o zaman o gerizekalı ya. Öyle sosyetiklerin önünde ilan aşk etmekle olmaz. Bu iş olacaksa da usulünce olacak. Canım babam benim, sen hiç merak etme. Oh. Çay koyayım mı sana? Ha? İstemem. İstemem. Nasıl keyfi? Ay, çok sinirli değil. İyi. Tam istediğim kıvamda o zaman. Pasta yedi çünkü adam. Kızım iyice kafayı yedin sen ha. Babacığım sana çay koyayım mı? İstemem. Ya niye herkes bana çay koymaya çalışıyor? Allah'ım senden çok rica ediyorum. Bu geceyi daha büyük bir kriz çıkmadan atlatmama yardım et. Babacığım ben sana bir şey söyleyecektim ama o kadar korkuyorsan ben gideyim. Yok kızım gel buraya gel. Gel neden korkacağım? Gel gel otur gel. Geç. Evet. Saadet Hanım. Dinliyorum.
Hadi. Bir dakika baba ya. Ya odada o kadar prova yaptım, şimdi cümleyi hatırlamıyorum. Sen aklına ilk geleni söyle hadi. İyi o zaman. Babacığım, ben Kemal Komiser'le görüşüyorum. Görüş, biz de görüşüyoruz. Ne var? Yok babacığım, öyle değil. Tamam, şaka yaptım, şaka yaptım. Açıklama yapmana gerek yok. Ya babacığım, sen diyorsun ya bana sormadan iş yapıyorsunuz diye. Evet. Ben de soruyorum işte. Saadet bak, Kemal akıllı, efendim, çalışkan bir çocuk. Git görüş, tanış, arkadaşlık et. Ama medeniyet dairesinden de çıkma, tamam? Anladım babacığım. Tamam. Ablan nasıl? Bilmiyorum ki. İyi, eleşmeyin. Çay koyayım mı şimdi baba? Hayır Saadet. Tamam canım, mutfağa götürüyorum. Ha, mesela öyle bir şey yap. Ah Saadet. İyi geceler baba. İyi geceler ya, iyi geceler. Kız çocuk babası olmak böyle bir şey. İsteyecekler, hayır diyemezsin. Allah'ım yardım et, yardım et. Yılmaz abim. Abim sana sıcak sıcak çorba getirdi. Buyur. Eyvallah oğlum, eyvallah. Abim sana bir şey söyleyeceğim. Abim senin yıldızın düşük. Bence ondan öyle oluyor. Bir dinle beni. Oğlum Nuri, gözünü seveyim ya. Yıldız, mıldız, kurşun, murşun, ıvır zıvır yeter artık ya. Öf. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Nuri. İyi akşamlar. Ne oluyor? Gidiyorum abi. Nereye? Öyle işte abi, gidiyorum. Oğlum bana bak. Bütün dünya üstüme üstüme geliyor zaten. Bir de sen başlama. Nuri, boşalt şu valizi, bir yere gidemez bu. Derhal abim. Ya bırak Nuri. Ya bırak. Bir saniye. Bir saniye. Bir bırak. Abi bırak beni gideyim. Kalmasam daha iyi olacak. Bana bak koçum. Servet'le aramda senden başka köprü kalmadı. Ona göre. Kendin içindeyse de benim için kalacaksın. Anladın? Abi benim elimden bir şey gelmez ki. Gelseydi zaten önceden haberdar olurdun durumdan. Ulan senin de haberin vardı Servet ablanın hamile olduğundan, değil mi? Tamam tamam, hemen yüzünü düşürme. Biliyorum Servet ablanın ne kadar sevdiğini, sözünden dönemeyeceğini. Ama benim için bu iyiliği yapacaksın. İhtiyacım var. Tamam. Peki abi. Bir süre daha kalayım ama. Abim valizi boşalttım. Boş valizi de bizzat ben muhafaza edeceğim. Sen hiç merak etme. Bedir'in gitmesi bende. Aferin Nuri. Kapat kasaya valizi bari. Kitle. Tamam abi. He. Abla yattın mı? Gelin kızlar gelin. Daha yatmadım. Biz bir öpüp çıkacağız. İyi, öpün bakalım. Of. Of. Abla. İyi misin? İyiyim. Biz seni çok seviyoruz, biliyorsun değil mi? Unuttuysan falan. Neden unutayım canım? Ablacığım, canın çektiği bir şey var mı? Ben hemen getireyim. Hayır canım, istemiyorum. Birazdan uyuyacağım zaten. Gece canım bir şey çeker falan. Sakın kalkma yerinden. Cepten mesaj at, tamam mı? Tamam. Sen izin versen ben ikisini de canını okurum, biliyorsun değil mi? Bana izin versen ben çok çok daha fena canlarını okurum. Kızlar, iyi ki varsınız. Sen iyi ki varsın. Evet abla. Hadi artık yatmaya gidin. Geç oldu. Tamam. Ama önce seni yatıracağız. Hı hı.
Hadi terliklerini çıkar. Abarttınız ama. Hadi. Yumuşak yumuşak. Üşümüyorsun değil mi? Hayır canım. Teyzesinin balı da böyle sıcak sıcak. Balı da sıcak sıcak uyusun. İyi geceler abla. İyi geceler. İyi geceler. Elime geçirsem o alevi. O sırma saçlarını boynuna dolayacağım ha. O ne ki? Ben var ya onu böyle arabanın arkasına bağlarım. İzmir'e kadar sürükleyerek götürür geri getiririm. Neden İzmir? Uzak ya o yüzden. Malatya daha uzak. Malatya'yı bilmem ben. Kaybolurum ben oralarda. Ha. Ya da var ya. Kedi dolu bir çuvala koyacaksın. Dibinden köpek avlatacaksın. Ha! Buldum. Bunu böyle bir tabutun içine koyacaksın. Cimileri çakacaksın, çakacaksın, çakacaksın. Sonra üstüne 3-5 böyle kürek toprak atacaksın üstüne. Sonra tam da böyle Allah 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 bunlar beni canlı gömüyor diye dinlenince salıvereceksin. Ya da en kısası uçurumdan böyle sen bunu sallandıracaksın. Ayaklarından iple. Hop hop. Salih üstün. İş dünyanda sen ne yaşıyorsun ya? Daha dur. Daha arılı var. Psikopat mısın kızım sen? Ben aslında bulursam ne yaparım diye düşündüğümde bulmuştum bunları. Ha. Buldun da ne yaptığını gördük. Aman tamam canım. Kapattım ben o defteri. Ha. Ha. Kemal komiserle beraber eve gelmeler falan. Şşt. Saadet Üstün. Senin dilin neler söylüyor? Ha? Nasıl aranız? İyi. Yani. Aman. Asıl sen ne yaptın? Yanlış adamlar, doğru hayaller falan. Ne oldu o işler? Bitti o iş. Nasıl bitti? Sakin kafayla düşününce en doğru insanın Tibet olduğuna karar verdim. Tibet mi doğru insan? Evet, ne var? Seviyor beni. Sen? Ya karıştırma. Tibet tanıyorum ben. Her şeyini biliyorum. Yanında rahat hissediyorum. Öbür haller böyle sudan çıkmış balık gibi haller. Böyle fırtınalar. Bana göre değil, istemiyorum. Hı. Doğru aslında. Mesela Kemal. İşi gücü yerinde, aklı başında bir adam değil mi? Evet. Yani insan birine emek verecekse onun gibi birine vermeli. Bence de yani. İşte diyorlar ya her şerde bir hayır vardır diye. Ya aslın bir şekilde Kemal'le benim tanışmama vesile oldu. Ya evet. Yani. Öyle. Sevda, Saadet. Hadi kahvaltı hazır gelin. O sütü bir ılıtsaydın kızım. Ilıttım babacığım, ılıttım. Ya baba, sen geçen bir helva almıştın. O Rize helvası mıydı? Hı. Şu ileride yeni bir şarküteri açılmış. Oradan aldım. Tekrar alman gerekecek. Hepsini bitirdim çünkü. Yok. Afiyet olsun kızım. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın. Vay, sofraya bak ya. En son ne zaman böyle bir kahvaltı sofrası gördük? 2 gün önce. Kızım, ablam hamile, farkındasın değil mi? Ve biz bunu öğrendiğimiz günden beri dozuttuk ya. Doğru. Bugünlerde ablamla şahane bir uyum içerisindeyiz. Yani habire birbirimizi onaylıyoruz. Aynen. Hı? Ben çay koyuyorum. Hadi. Ablacığım, sen hazırlanmamışsın daha. Ben bugün işe gitmeyeceğim. Şimdi Yılmaz falan gelir, yüz göz olmak istemiyorum. Veririz dersini, sen rahat ol. Evet abla ya. Gerekirse polis çağırırız. Ararız Kemal'i, alır götürür onu. Tamam kızım, uzatmayın. Ablan tatil yapmak istiyor. Biraz dolaşacağız bununla. Madem öyle istiyor, ha? Birkaç gün durum böyle idare edersiniz. Yılmaz'la uğraşmayayım şimdi. Siz haber verirsiniz bana. İyi de abla, eniştem eve de gelebilir. Gelebilir değil, gelir hatta. Sanki evde uğraşmayacağım. Doğru vallahi. Onayladı bak. Biz bakarız babamla başımızın içerisine, değil mi baba? Thank you.
bakarım. Dur, dur, dur. Ben bakarım. İtiran çomağı hazırla diye boşuna dememişler. Yılmaz'dır bu. Sabahın bu saatinde kim bu münasebetsiz diyordum. Tahmin ettiğim gibi sen misin? Ne var? Kusura bakma dün için babacığım. Bana baba deme. Ne istiyorsun? Ya Servet diyorum, sakinleştiyse bir otursak, bir konuşsak. Servet sakinleşti de sen sakinleştin mi onu bilmem. Yok yok, bir sıkıntı yok baba. Servet'e soracağım şimdi. Eğer konuşmak istemezse sakin sakin gideceksin buradan, yoksa polis çağırır. Tamam, tamam baba. Baba deme bana. Baba deme. Ne baba, ne oldu? Bir bekleyin, durun. Konuşacak mısın? Çıkıp verelim ağzını payını ya, konuşma. Evet abla ya. Bir durun, bir durun. Ya bu iş çok uzadı. Bir konuşsam iyi olacak. Nasılsın? Gördüğün gibi gayet iyiyim. Evet, seni dinliyorum. Bir an önce konuşalım çünkü herkes yeterince rahatsız oldu. Ya Servet, ben düşündüm de. Farkında mısın? Biz ne yaşıyoruz? Öbür tarafta gidiğin halt ne olacak ha? Bunlar sonra konuşuruz. Hadi gel evimize gidelim. Ne evi ya? Hiçbir yere gitmiyorum seninle. Kızım burada böyle olmaz bu iş. Ya bu babanla kardeşlerinle verilecek kararlar değil bunlar. Gel gidelim, oturalım, kafa kafaya verelim, konuşalım, düşünelim. Hayatımızın dönüm noktası kızım bu. Bak sonra pişman olursa. Ben seninle yaşadığım her şeye pişmanım zaten. Bağırma bana. Bizim için artık tek bir çıkış yolu var. O da ayrılmak. Bitti artık bu iş. Bitti. Nasıl bitti ya? Nasıl bitti? Bu yavru ne olacak? Sen git Alev'in çocuğuna babalık yap. Servet. Kocanım ben senin, kocan. Bu yavrunun da babasıyım. Konuşacak bir şey kalmadı artık. Git buradan Yılmaz. Git. Gitmiyor. Ya bekliyorum burada. Artık burada kalmayacaksın. Eve gidene kadar bekleyeceğim. Sen gelene kadar burada bekleyeceğim. Sen gelene kadar. Aa buradayım. Aa buradayım ha. Burada. Burada bekliyorum. Burada bekliyorum ha. Ne oldu? Ne diyor? Eve gidecekmişim. Evimize. Aman ya bak. Ya ben şunu bir daha kırayım kafasını da bir kurtulalım şundan be. Baba bir de sen başlama lütfen, çok rica ediyorum ya. Boş ver babacığım ya. Ablam zaten kırmış güzel güzel. Ya lafta da anlamıyor ki. Başka nasıl kurtulacağız bundan? Abla, sen ne düşünüyorsun? Kızlar, siz bugün ikiniz de işe gitmiyorsunuz.
Benim eve gidiyorsunuz. Bu delinin nesi var nesi yoksa her şeyi dışarı atıyorsunuz. Böylece bizim ev diye bir şey kalmayacak ortada. Tamam abla, gidelim atalım da. Ne işe yarayacak? Aklı başına gelmese de dank edecek. Servet beni gerçekten silmiş diyecek. Hah, aynı Seyda'nın söylediği gibi. İyi de abla, ya daha boşanmadınız. Sorun çıkmasın sonra. Ay bir de o var ya, değil mi? Mahkeme şimdi benim hamile olduğumu öğrenirse bu iş çok uzayacak. Yani. Ama bunun başka bir yolu var biliyorsun. Eniştemin aldattığını mahkemeye bildirirsek durumlar değişir. Ay aklınla beni yaşa. O zaman Sevda sen avukata git. Yapılması gereken her şeyi yap, tamam mı? Saadet sen de eve gidiyorsun. Tamam abla. Haber verin ha. Hadi çabuk olun. Tamam. Ay. Ben ne yapayım? Sofrayı toplarız babacığım, bir dakika. Görüşürüz. 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 Size de selam kızlar. Size de selam. Allah razı olsun, ablanıza tam destek yani. Ya senin neyine destek olacaktık ya? O kadınla kırıştırdığın yetmezmiş gibi bir de üstüne... Sanki bilerek yaptık. Tövbe tövbe. Bırak, ne muhatap oluyorsun bundan? Dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacak zaten. Sen ne atıyorsun civciv? Cik 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 cik. Ha? Neyi anlayacakmışım? Dinlen, dinlen sen. Kafan açılsın. Anlarsın zamanla. Pis. Her türlüsüne hazırım kızım. Sıkıntı yok yani. Deli Yılmaz burada. Burada Deli Yılmaz. Şu şuradan defolup bir gitse. Bak. Bak ben biliyorum yapacağımı. Baba. Heh. Ben bir çay daha içer miyiz ha? Kahve yap kahve. Hemen Yılmaz Efendi. Zafer Baba'yı rahatsız ediyormuşsun. Ya olur mu öyle şey arkadaşlar? Olur mu öyle şey, gözünüzü seveyim, ben karşıdaki hanımefendinin, Servet'in kocasıyım. Deli Yılmaz ya. Tanımadınız mı? Topçu. Ya aile içi bir mesele işte, oluyor böyle şeyler ara sıra. Hadi kardeşim hadi, hadi. Şş, hareket yapma, hareketin kralını görürsün ha. Karımla arama giremezsiniz lan baba. Baba olmadı ki ya bu şimdi. Sen gidiyor musun şimdi insan gibi? Gitmiyorum lan. Ne oldu? Gitmiyorum. Yürü kardeşim. Gelmeyin yürü lan. Şşş. Hadi kardeşim. Git. Gelmeyin lan. Git ya kardeşim. Baba. Baba, yürüdüm, baba bak. Yürüdüm, elimden bir kaza çıkacak ha. Vallahi elimden baba. Ya baba diyorum. Dur lan. Stop. Gelme. Baba diyorum ya. Dokunma lan. Stop. Hadi hadi. Gidiyorum. Gidiyorum ama. Korktuğumdan değil ha. Bir rezillik çıkmasın. Gelme lan. Gündüz gündüz ne lan bu? Hayret bir şey ya. Dolaşma bir daha bu mahallede. Geri geleceğim lan. Deli Yılmaz gelecek ha. Bu mahalleye döneceğim. Yürü. Anca gidersin. Yılmaz. Deli Yılmaz ha. Sen deliysen biz daha deliyiz be. Bu mahalle ruhu Yılmaz. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim. Deli Yılmaz ha. Deli Deli Yılmaz. Arkadaş ya, hayır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oğlum çay getir bana. Hayret bir şey kardeşim ya. Abi hoş geldin. Ya hoş gelmedik ya, bırak. Servet ablayla mı geldin?
Ulan bitmiyor ki, anasını satayım, bitmiyor ya. Filme döndük ya. Sen niye gitmedin işe? Abi ben senin için kaldım burada biliyorsun. Ya artık işe gitmem doğru olmaz. Ya kendi derdimizden seni unuttuk vallahi. Anlat bakayım ne oldu? Abi Servet abla... Dur lafını unutma. Bu kim ya? Lan bu bizim kapıcı Şükrü. Ha Şükrü. Ne? Sakın ha Şükrü sakın. Ben geliyorum şimdi. Lan o hayret bir şey ya. Ne biçim bir aileymiş kardeşim ya. Ne biçim abi, bir aileymiş ya. Al şunu. Ya Şükrü abi ne duruyorsun orada öyle ya? Bir yardım et ya, bir yardım et. Ya ablacığım ne yapıyorsun? Yılmaz Bey görecek, yine köpürecek. Ya kıyamet koparacak vallahi ya. Koparsa kopsun. Ne kıyametler koptu senin, haberin yok. Ana, Deli Yılmaz'ın forması değil mi bu? Al onu kardeşim, Allah senin olsun. Güle güle git. Ya onu verdi vermez. Sadece Hanım, ne yapıyorsun? Karışma sen. İstediklerini al. Ne oluyor burada ya? Şükrü! Ya senin baldız ellirdi yine. Ne desen dinlemiyor. Ne yapıyorsun kız? Görüyorsun işte ne yaptığımı. Kız bırak. Ya bıraksana kardeşim bunları. Hadi yürü. Saadet kendine gel. Benim eşyalar bunlar. Senin eşyalarınsa al git o zaman. Tamam mı? Kimi kimin evinden kovuyorsun kız sen? Burası ablamın evi bir kere. Biz daha bak, bıraksanıza. Kardeşim alsana Şükrü şunları ya. Al kardeşim ya. Boşanmadık biz daha. Delikanlı ol biraz, delikanlı ya. Erkek adam dediğin ceketini alıp gitmeyi bilecek. Sen hala ağlıyorsun burada benim evim, benim evim diye. Ya bırak Allah aşkına Sadocuğum ya. Ev değil mesele. Ne evi? Yuvam yıkılıyor benim burada. Yangına körükle gidiyorsunuz. Geçmiş olsun. Yuva muva kalmadı artık. Boşanıyorsunuz da zaten. Nasıl boşanıyoruz? Ben daha son sözümü söylemedim. Senin yerine o alev olacak kadın söyledi son sözü. Senin daha da an itibariyle zaten avukatla görüşüyor. Zina davası mı ne? Onu açacaklarmış. Kanıt da ortada. İnkar da edemezsin. Ne dedin? Ne dedin? Mahkeme diyorum. Ablamı aldattığını öğrenecek dedim. Tüh, düştü. Şükür! Açsana lan. Efendim abi? Bedir. Bana bak, Servet ablanın avukatına git bakayım hadi. Dava açacakmış, durdurmamız lazım. Tamam abi, sakin ol, gidiyorum hemen. Yani işe yarar mı bilmiyorum ama denerim. Çekil oğlum. Aç aç. Ne? Nereye? Sana ne? Ben seni düşündüğüm için soruyorum. Ya koçum hadi bakayım ya. Oyun oynayacak zaman değil. Bak Servet teyzenle konuşmam lazım hadi. Ben senin yerinde olsam aynı hızla geri dönerdim. Seni burada yaşatmazlar. Tamam oğlum hadi. Yürü git, bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Hadi bakayım. Gazla, 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 gazla. Vallahi sen bilirsin. Çekilsene arkadaş. Allah Allah. Birader çekilsene ya. Ulan bunlar harbiden beni mahalleye sokmayacak ha. Alacağın olsun baba. Güle güle Yılmaz. Alacağın olsun. İşte mahalle ruhu bu. Esnaf ruhu bu. Kardeşim, sağ ol. Sağ ol. Sevda. Ne işin var senin burada? Yılmaz abi rica etti. Ha. Şimdi de onun yancısı mı oldun? Doğru konuş. Ne istiyormuş ablamın avukatından? Zaman. Yok öyle bir şey. Bitti. Zaman maman yok. Ya Sevda.
İyi günler. Servet Durmaz'ın kardeşiyim ben. Avukat Hakan Bey'le görüşecektim. Buyurun, sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Ya, sana ne oluyor ki? Ablanın meselesi bu. Hayır, bizim de meselemiz. Seviyorlar birbirlerini. Sevmek beş para etmiyor artık. Öyle mi? Bakıyorum yine paralı başlıklara dönmüşsün. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Döndüm, var mı? Ya sen bir gitsene benim başımdan. Gitmiyorum. Git polis çağır. Ha, doğru ya. Sen polisten korkuyordun değil mi? Bedir, gerçekten seninle uğraşamam ya. İşim gücüm var benim. Birkaç gün geçsin en azından. Avukatı bulamadım dersin. Davası varmış dersin. Ya neden? Bırak kendileri karar versinler. Yılmaz abi anladı zaten durumun ciddiyetini. Tamam. Peki. Gerçekten mi? Şu an kendinden daha çok nefret ediyorum. Neden? Beni ikna etmene izin verdiğin için. Merak etme. Öyle bir sorun olmayacak bundan sonra. Ne demek o? Gidiyorum ben. Nereye? Gidiyorum işte. Düne kadar yoktum. Yarın da olmayacağım. Herkes için en hayırlısı bu. Evet, git bence de. Git. Defol git hatta. Buyur abim. Görüyor musun lan Servet ablanın ettiklerini? Hani evden kovduğu yetmezmiş gibi bir de mahalleli üstüme salıyor ya. Üzülme Yılmaz abim benim. Sen yapacağını yap. Elbet karşılığını alacaksın. Ne karşılığını alacaksın oğlum? Gak desem suç, guk desem kabahat. Bir de tutturmuş sen yoluna ben yoluma diye. Peki şimdi ne yapacaksın Yılmaz abim? Bence arayı soğutmamak lazım. Ne bileyim koçum ya. Az bekleyeyim diyorum sinirleri yatışsın diye. Ona da gönlüm razı olmuyor. Bence de geri adım yok. Hem arayı soğutmak hiç iyi bir şey değil bence. Oğlum ne diyorsun ya sen çen 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 çen? He? Çok bilirmiş gibi bu işleri bir sus ya. Kalbimi kırıyorsun ama abi. Bana bak bir de sen başlama. Zaten kalbim dönmüş yol geçen hanına. Ya biraz halden anla. Şşt. Lan. İyi abimsin öyle olsun madem. Arkadaş ne yapsam da... Ulan hadi be. Hadi Nurim ya. 40 yılın başı bir hayrım dokunsun ya. Ne yapalım, ne edelim? Bir şey söyle ya. Bir akıl ver bana ya. Vallahi abim bu tip durumlarda tam olarak ne yapılacağından pek emin olamadığım için zaten bu zamana kadar evlenmedim. Ama sen şey yap. Arayı soğutma. Bak gene ne diyor ya? Ulan ne yapayım ya? Evinin önüne kamp mı kurayım ya? Ya mahalleliye... Ana! Ulan tabii ya. Ne oldu Yılmaz abim? Ulan ben size kalk. Kalk ayağa lan ben onlara gösteririm. Tabii canım arayı soğutma zamanı değil. Gel 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 Şaban ara. Arıyorum abi. Ara Şaban'ı. Oğlum otu ver. Ya abla görmen lazımdı. Bütün eşyalarını, kupalarını böyle sokak ortasında görünce resmen neye uğradığını şaşırdı ya. Keşke fotoğrafını çekseydim. O daha çok şaşıracak, çok. Dur sen dur. Bana bak her şeyini attın mı? Attım tabii, atmaz olur muyum? Yastıklarına, nevresimlerine kadar attım. Onları niye attın? Onlar benim çeyizim. Ya abla o adamın uyuduğu çarşaflarda mı uyuyacaksın? Kokusu sinmiştir. Ne bileyim yıkar kaynatırdım yani ziyan olmuş böyle. Tamam Hakan Bey. Görüşmek üzere o zaman. Ne diyor? Şey diyor abla ben şimdi bütün durumu anlattım. Birkaç gün sonra dönecekmiş hemen ilgilenecek. O da İstanbul dışına çıkacak vakti buldu ya. Ay keşke daha hızlı olabilseydi. Ya denk geldi herhalde. Neyse üç günden bir şey olmaz. Hem zaten önemli olan Yılmaz Efendi'nin mesajı almasıydı. Harikasınız kızlar. Gerçekten çok rahatlattınız beni. Ablacığım sen emin misin eniştemin bunlarla yılacağına? Eminim. Yani emin gibiyim. Of. Yılmaz bu noktaya varacağımızı hiç düşünmedi.
Bir kuru böyle boşanma davası açtım. Ne kadar ciddiye aldı beni gördünüz işte. Tabii canım. Çok üşüdüm ya. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş gel babacığım gel. Ha. Gel. Oy evimizin direği. Ay, sıcak sıcak. Cesur yürekli savaşçı babamız bizim. Alayım mı ceketini? Yok 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 kızım. Otur babacığım. Gel otur babacığım. Biraz nefesleri. Allah. Yoruldun mu babacığım? Yoruldum ama değdi. O süpürge çalısı bir daha kolay kolay gelemez buralara. Pabuç pahalı tabii anladı. Neyse bu belayı def ettik başımıza. Hadi ben de bir kasaba gideyim de et alayım biraz. Akşama güzel bir et yiyelim. E baba yorulmadın mı sen? Ben giderim. Yok kızım yok yok yok. Şimdi beceremezsiniz. Ben ayrı eski toprağım. Ben yorulmam. Ay. E baba daha yeni geldin ya. Olsun olsun. Gidip daha dediğim şu işe. Babacığım bir çay içseydin. Gelince içerim kızım. Gelince içerim. Babacığım ben şimdi sana çok güzel bir çay demleyeceğim. Tamam mı? Gel abi gel 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 gel. Gel 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 gel. Sağlı gel ama sağlı gel. Gel 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 gel. Hop dur. Aa, Nuri. Yılmaz. İçeri al. İçeri al. Olaysız günümüz geçmiyor. Peki bunlar nasıl girdi mahalleye ya? Günaydınlar. Dur ben hallederim şimdi. Bunların ne işi var bizim mahallemizde be? Nuri! Gel bakayım sen buraya gel. Buyur yenge. Siz burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Vallahi yengem biliyorsun ben demir kuluyum. Yılmaz abim söylüyor ben de yapıyorum. Dikkatli dikkatli. Heh. Güzelce diz oraya bakalım Şaban. Yılmaz ne yapmaya çalışıyor? O konuda da bilgi veremiyorum maalesef. Ama kendisi az sonra bir açıklama yapacaktır. Kafayı mı yediniz Nuri? Neyin açıklamasını yapacak? Sözleşme mi imzalıyoruz burada? Nuri Beyciğim, hadi işimizin başına dönelim. Sonra muhabbet, hadi. Geliyorum Yılmaz Bey. Yenge bana müsaade, saygılar hürmet ederim. Hanımefendiler size de, saygılar hürmet ederim. Yürü be. Sen de şunu uydun ya, bravo. Helal olsun sana. Enişteme bak be, ne yüzsüz çıktı. Vazgeçmiyor adam. Şu çerçeveyi de al çerçeveyi. Camsız var ya camsız. Bunu mu diyorsun abi? Heh. Uç çerçeveyi var ya. Uç çerçeveyi ben senin kafanda kıracağım ha. Vallahi kıracağım seni kafanda. Yüzsüz. Şiş. Kızlar girin içeri. Gerisini babam halleder. Allah Allah ya. Abla, ver beni paralayayım şunu gir ya. İçeri. Gir içeri dedim sana. Aa. Bak ya bacak bacak üstü atmış oturmuş orada yanına yapıyor ya. Buradayız biz de gitmiyoruz. Deli Yılmaz buradayız. Yürüyün arkadaşlar. Gelin. Yak altını. Yürü 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 yürü. Çay nerede? Çay o deri ceketin altındaydı. Al onu. Özel armanladım ben onu oğlum ha. Buldum abi. Koy ondan hadi. Şaban dur bakayım getir. Oo hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Ah geldim aileye. Hadi bakalım. Biz sana buraya gelme demedik mi kardeşim? Burada ne işin var yine? Ya vallahi ne işi olacak işte çay demliyoruz. Birazdan olur. Buyurun gelin. İçeriz içimiz ısınır. He? Bir de çay ikram ediyor ya. Şuursuz. Amcacığım buyur gel otur sen de şöyle tabure getirdim sana. Böyle otur gel. Biraz sonra bir araba sopa yiyeceksin. Kemiklerin iyice ısınacak. Niye zahmet ettin çaya? Çayın yeri başka. He? Bu iş çok uzadı arkadaşlar. Gereğini yapalım. Hadi. Ne oluyor ya? Hop, pişt, bir dakika, bir dakika. Kovamazsınız beni, beni kovamazsınız. Niye kovamazmışız? Kovarız. Mahallemize giremezsin. Girerim. Girerim. Neden girerim? Artık ben de bu mahallede oturuyorum. Hem de bu evde. Şöyle takdim edeyim. Kontratımı. Buyurun amcacığım. Ne dedi, ne dedi? Karşı evi kiralamış. Ne yapmış, ne yapmış? Yok. Emin abim, Emin abim bir tane. Bir tane eksik olmasın, kiraya verdi bana evi. Artık ben de sizden oldum, komşu olduk anlayacağınız. Emin, nasıl yaparsın bunu ya? Ne yapayım Zafer abi? İyi para verdi. Biliyorum ben bu evin kirasıyla geçiniyorum, ne yapayım? Hay senin geçimine be. Mahalledeki 10 evden ikisi senin. Ne geçimi? Oo, geldi, geldi cumhurum. Gel, gel.
Cumhurum ne yaptın? Bulabildin değil mi? Buldum Yılmaz abi, gözlüklerini buyur abiciğim. Getir koçum. Getir bakalım, sağ ol. Kolay bulabildin mi? Ay gözlüğüm batsın be. Balık vardı, taze balık verselerdi sana. Verdim abi, sağ ol. Canım kaç para tuttu? Kara belgeli çıkıyor 80 lira abi. Al bakalım sen şunu. Heh, al al, üstü kalsın. Üstü kalsın. Teşekkürler canım. Ay bak görüyor musun, taksici de kafalamış. Ya işte taşınma telaşı falan derken gözlüğü unutmuşuz baba ya, görüyor musun? Vallahi gözlüksüz de olmuyor, insanın gözü kamaşıyor. Hay Allah belanızı vermesin değil mi? Ulan bir de mahalle ruhuymuş. Tuz ruhu getirseydim daha iyiydi be. Te. Hürmetler. Babacığım hürmetler. Baba deme bana. Abiler çay oluyor dediğim gibi. İstiyorsanız burada bekleyelim ha. Vallahi karar sizin, buyurun gelin. Gitmiyor mu baba? Gitmiyor. Bir de komşu olduk. Ama ben gösteririm bunu. Hadi bakalım. Baba ver istersen bana da koçum. Saadet bize. Kemal komiserle telefon et, bu akşam yemeğe gelsin bize. Olur baba. Oh. Bismillah. Al şunu. Al al. Hadi, hadi. Girin içeri. Sinirlerimi zıplat ben inince. Hadi. Tamam, tamam. Gel, gel. Suratsız. Yalnız ben hala inanamıyorum. Şişt, sessiz olun. Babam kızmasın iyice. Merak etmeyin. Kemal gelir şimdi. Ondan korkar eniştem. Kemal komiser hepimizin kahramanı olma yolunda ilerliyor mu ne? Bak Sevda, benimle fazla uğraşma. Vallahi fena olur ha. Tamam sus. Ha, bir bu eksikti. Bedir de geldi. Sevda, sofra yarım kaldı kızım, hadi. Çay. Buyur abi. Koyuyorum ha. Koy abi. Güzel demledim vallahi, bir çay içerim. Getir bakalım. Sağ ol abi. Yılmaz abi. Ha canım. Bu yaptığın Servet ablayı daha çok kızdıracak. Oğlum Servet ablanın bana kızması için bir şey yapmama gerek yok ki benim. Keşke böyle olmasaydınız. Keşke, keşke. Ben de ne yapacağımı şaşırdım oğlum. Baksana halimize. Eşek kadar adam olduk. Şu halimize bak. Nelerle uğraşıyoruz. Ben ister miydim böyle olsun? Normal değil biliyorum ama ne yapayım? Anlayacak ablan. Anlayacak ondan vazgeçmeyeceğimi. İnşallah abi. Bana bak. Sen kendi kendini anlatırsın diyorum ama senin anlatacağın manatacağın yok. İç çayından soğuyacak. İç. Ben senin derdini biliyorum. Gönül işleri ha. Vuruldun sen Sevda, öyle mi? Oğlum bak. Tertemiz çocuksun. Delikanlısın, yakışıklısın. E belli Sevda da sana karşı boş değil. Lan niye buralardan gitmeye kalkıyorsun? Ben onu anlamıyorum. He? Abi. Bizimkisi olacak iş değil. Davul bile dengi dengi. Hey? Ne dedin sen? Kim dedi bunu sana? He? Servet ablan söyledi değil mi?
İyi akşamlar komiserim. İyi akşamlar. Oğlum ben biliyorum karımı, biliyorum. Anlat bakayım ne dedi. Anlat. Hoş geldin. Var. Hoş geldin. Yılmaz abiyi gördüm karşıda. Kemal Bey oğlum, şu Yılmaz'la bir konuşsan da mahalleyi terk edip gitse. Elimden bir kazana çıkacak valla. Evet lütfen. Yani güya ablama yakın olmak için kamp kurdu oraya. Karşıdaki evi de kiralamış. Ya. Ben konuşur hallederim. Merak etmeyin siz. En kötü bir ekip çağırırım. Hiç olmadı. Karşıda durmaz yani. Sağ ol. Tamam. Geç kalma ama. Tamam. Sofra hazır. Tamam. Evet. Nasıl hava? Şeker ha? Vallahi biraz soğuk sanki. Ama senin rahatın yerinde anlaşılan. Yok be komiserim. Ne rahatı. Benim tek derdim işte karıma yakın olabilmek. Yalnız evdekiler biraz rahatsız oluyor galiba. Zaten böyle olmaz. Oturup konuşup anlaşmak lazım. Ah, ah komiser ah. Ya sen bilmiyorsun ki. Benim bu servet var ya servet. Bir sustu mu böyle kapı duvar. Dur bak ben sana bir anlatayım da. Bedir de burada dinlesin, yanlışın varsa düzeltsin. Çay koyayım. Dur bakalım. İçersin değil mi komiser çay? Tabii tabii. Hikaye uzun. Ateşimizde yerinde. Heh. Kemal şimdi gönderir onu ablacığım. Sen hiç merak etme. İnşallah. Artık üçüncü kez ısıttım. Yemek yemeklikten çıktı ben söyleyeyim. Ya iki saattir sürekli çay içiyorlar. Acıkmıyor mu bunlar be? Ne yapalım kızım? Yemeğe mi çağıralım yoksa bir tepsi hazırlayıp götürelim mi? Ay onu mu söylüyorum baba? Kemal geliyor. Geldin mi Kemal? Hah. Kemal Bey oğlum gel gel. Gel hadi ya yemek soğudu birader. Sizi bekliyoruz. Gel otur. Geç oğlum geç. Haberler sende. Nasıl? Gidiyor mu? Vallahi gitmeyecek Muzaffer amca. Ne? Polisliğini konuştursaydın sen de biraz. Yani kendi kapısının önü. Kimseye bir zararı da yok. Öyle otursa kimse bir şey yapamaz. Tüh ya. Biz de kurtulacağız diye sevinmiştik. Alayım. Ya aslında bir konuşabilseniz diyorum Servet abla. Bizim konuşmak gibi bir şansımız kalmadı artık. Yani bana ne yaptığını bir bilsen diye konuşmak yüzüne bile bakma dersin. Yani anlattı biraz. O da kendince haklı tabii. Sonuçta hamile olduğunu saklamışsınız. Eyvah eyvah. Aman. Koskoca komiseri bile kafalamış bu ya. Görüyor musunuz? Şeytan tüyü var diyorum. Boşa konuşmuyorum. Ya şeytan tüyü değil de anlattıkları aklıma yattı biraz. Tabii onun da daha büyük hataları var ama. Tamam Kemal ya. Sen de resmen kötü tarafa geçmişsin ha. Abla. İstemiyorum canım. Kötü taraf demeyelim ona. Neyse. Yılmaz yüzünden tadımız kaçmasın şimdi. Senden hiç beklemezdim Kemal. Vallahi beklemezdim. Ya,
yanlış anlaşıldıysam çok üzülürüm Muzaffer amca. Yani beni de hayal kırıklığına uğrattın Kemal. Ben de polis şeyimiz, arkadaşımız var diye gururlanıyordum. Ahbabımız yani. Buyurun bakalım. Bu gece hiç bitmeyecek. Dur ben açarım. Yılmaz abim gönderdi. Şeker var mı diye sordu. Hmm. Sen de komşunun küçük çocuğu gibi bir bahaneyle gelip kapıya dayandın ha? Ben gelmesem kendisi gelecekti. Tatsızlık çıksın istemedim ben. Başka bir mana aramadım ben. Merak etme canım. Sana yüklenebilecek bilindik bir mana kalmadı elimde. Ver şunu. Yüzsüzler. Ne oldu Sevda? Ne istiyormuş? Enişten Bedir'i göndermiş. Şeker istiyor. Sen ne yapıyorsun? Tuz koyuyorum. İnşallah yanlışlıkla karıştırır çayını içer. Aman be, ne halleri varsa görsünler be. Ben çok sıkıldım baba. Hem bu işe son vermek lazım artık. Dur Sevda, dur. Bir de şimdi tuz götürdünüz diye gelir üstümüze. Aman abla, ne yaparsan yap o zaman. Ha, nerede şeker, burada mı? Saldırtmayın şunları be, saldırtmayın üstümüze be. Şimdi çözeceğim ben, şimdi. Bir de Bedir de almış ya, ne oluyor ya? Geleceğim ben şimdi. Abla ben... Rica ederim bir şey söyleme. Hoş geldin Servet. Niye zahmet ettin ya? Bedir alırdı. Yılmaz, buna bir son ver artık. Allah Allah. Niye kızıyorsun? Ha? Komşuluk öldü mü? Alt tarafı bir kase şeker istedik ya. Çay içer misin? Çay koyayım ha. Güzel çay var. Komik mi şimdi bu? Ha? Taşınma şovları falan. Bunlar çare mi? Anlamıyor musun? Çare değil bunlar. Bitti bu iş. Bitemez Servet. Hele bu saatten sonra hiç bitemez. Neden? Çocuğun oluyor diye mi? Bunun için mi? Yani bütün telaşın bundan mı? Ben o günden beri telaş içindeyim. O lanet günden beri elimden gelen her şeyi yaptım sana kendimi affettirebilmek için. Bırak çocuğun olmasını, çocuğun olmayacağını bile bile. Gittin mi, bırakıp gittin mi? Yalan mı? Söyle. Menopozum dedin bana. Kandırdın beni. Gittin mi bırakıp? O zaman işler böyle değildi. Ne o öyle olmayan? Alev hamile. Anlamıyor musun ya? Bu kadar taş kafa mısın sen? Allah'ım ya. Ya o günden sonra elimi sürmedim. Vallahi de sürmedim. Billahi de sürmedim. Umurumda değil ya. Ya görüştüysem de insanlıktan yarı yolda bırakmamak için. İki karpuz bir koltuğa sığmazmış. Birini yolda bırakmak zorunda kaldın işte. Konu bu değil. Değil mi? Ha? Hadi gel asıl konuya gelelim. Gel. Gel asıl konuya. Sen beni cezalandırmak için yapıyorsun bunu. Öyle değil mi? Var mı başka sebep? Benim acı çektiğimi bildiğin için. Hayır öyle değil. İstemiyorum. İstemiyorum artık. İstiyorsun. İstiyorsun. Servetimi istiyorsun. Bırakamazsın beni. Sen de beni seviyorsun. Kabul et. Seviyorum seni. Elbette seviyorum seni. Ama sana da olmuyor işte. Sen bensiz, ben sensiz olmaz. Bırakamazsın beni Servet'im. Bu
saatten sonra şuradan şuraya gitmem. Nefes gibi ensendeyim. Bırak beni ne olur. Bırak lütfen. Taş olurum bırakma. Bırakma. Yapma. Uyumadım baba, gel içeri. Baktım ki kızım bugün çok hırpalandı. Ben de dedim onun keyfini yerine getireyim. Bak neler buldum. Bunları sakladığını bilmiyordum. Sakladım tabii, deli. Bunlar Sevda'nın patikleri, hatırladım. Hatırladın mı? Bak. Bunu annen sana almıştı. Hatırladın mı? Bak, anası olacak saadete örmüştü. Yeşil çocuklarıma çok yakışır derdi. Neyse, torunum erkek olursa bu yeşili giyer. Kız olursa seçenek çok. Babacığım ben... Söyle. Baba. Ben bebeği aldıracağım baba. Hayır Servet. Bunu yapamazsın. Yapmayacaksın. Yapacağım baba. Başka çarem yok. Gördün olanları işte. Ben bu adamdan bir çocuk dünyaya getirmek istemiyorum. Tek başına karar verip sonra bir köşeye sıkıştım diyemezsin. İçinde sana emanet edilmiş bir can var. Buna nasıl kıyarsın? Üzgünüm baba. Bak bunları söylemek benim için gerçekten zor. Ya ta başından beri kafamın bir köşesindeydi. Ben kıyamadım. Yılmaz'a, bebeğime, kendime kıyamadım. Ama şimdi her şey değişti. Alev var. Olmaz artık. Bunu yapma Servet. Baba ben seninle tartışmıyorum ki. Ya bir karar aldım. Onu ilk defa seninle paylaşmak istiyorum. Hepsi o kadar. Ben hayatta olduğum müddetçe buna izin vermem Servet Hanım. Bunu aklına iyice yaz. Ben zaten senden izin istemiyorum ki baba. Kedi başına karar veremezsin be. Ne demek? Sen benim kızımsın be. Abla, baba. Ne oluyor ya? Niye kavga ediyorsunuz? Bebeği doğurmak istemiyor hanımefendi. Ne? Ya ben de böyle kaldım senin gibi, şaşkın ördek gibi. Ne diye? Bu kadar yaşadığı şeyden sonra ne olmasını bekliyordunuz? Ay sen bir sus. Abla. Kızgınlıktan söyledin değil mi? Yapmayacaksın öyle bir şey. Ya bakma öyle vicdanım gibi bana ya. Ama yeğenimizi aldıracağım diyorsun. Senin vicdanın nerede ki? Bak daha geçen gün evlendirdiğimiz kıza neler söyledin bebeğini aldırmak isteyince. Başkası mıydı o lafları söyleyen? Aynı şey değil. Evet ya aynı şey değil. Ya ablam haklı. Üstüne gitmeyin. Ya o eniştem olacak manyak bebeği hak ediyor mu sanki? Ha? Aldırsın. Sevda. Enişten hak etmiyor, biz de hak etmiyoruz, öyle mi? Baba ya, sen torun sahibi olacaksın diye babasız büyüyecek bir çocuk mu doğursun ablam? Ne kadar saçma. Sevda, sen hele bu konularda hiç konuşma. Neymiş o? Ay saçmalıyorsun çünkü. Abla, ablacığım, bakma sen o deliye. Yeğenimizi aldırma, ne olur. Ay yeter artık, yeter ya. Kafamı dinlemek istiyorum, hadi çıkın odamdan, çıkın. Madem çıkmıyorsunuz, ben çıkıyorum. Çok acımasızsın Sevda. Şuursuzsun. Şuursuz. Benciller ya, sen kendileri doğuracak. Thank you.
Servet. Baba sen uyumadın mı? Sen uyudun sanki. Bütün gece dolaşıp durdun evin içinde. Ben gidiyorum baba. Yapacak mısın o dediğini? Seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum ama çok düşündüm baba. Biliyorum Servet. Ne desem faydasız, onu da biliyorum. Senin kızım, ne olur bana sırtını dönme. Beni bırakma. Sahip çıkmana ne olur baba. Elbette kızımsın. Özür dilerim babacığım. Benim için dua et ne olur. Ona gelen bana gelsin. Babacığım. Baba, ağlıyor musun sen? Ne oldu? Ablam bebeği aldırmaya gitti değil mi baba? Evet. Ne? Ya baba niye bizi uyandırmadın ya? Tek başına mı gitti? Saadet ya bir sakin ol dur panik yapma hemen. Ya vicdanın mı kurudu senin Sevda? Ne kadar rahatsın böyle be kızım. Babacığım. Ben de istemezdim böyle olmasını. Ya teyze olacağım diye ne kadar sevindim, heyecanlandım biliyorsun. Ama bu hayat bizim hayatımız değil ki, ablamın hayatı. Karar da onun kararı. Kapalı. Ya Sevda nasıl yani? Bu kadar kolay mı? Evet. Senin doğru dediğin şeyden hukuk kitaplarında okuduklarından ibaret küçük hanım. Gerçek hayatta uyguladıkların ortada. Ablanın içinde bir can taşıyor, ben yaşıyor. Baba ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun sanki? Kendi haline baksana. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum baba. Ya iki dakika düşün Allah aşkına. Neyin savaşını veriyorsun ki sen, eniştemin mi? Bu karar ablamın kararı. Sadece onun, o kadar. Öyle mi? Sadece onun kararı, öyle mi? Öyle tabii, yani öyle. Öyle olsaydı o zaman... Sen de olmazdın. Yoktun. Ha? Bir dakika.
Baba sen ne dedin? Baba! Ne dedin? Ne dedin dedim? Sen de olmazdın ne demek ya? Ne demek? Sevdacığım gel yapma. Ya bırak! Annem beni istemedi mi? Annem beni aldırmak istedi değil mi? Ya söylesene! Söyle! Eğer o gün o savaşı kazanmamış olsaydım... ...şu anda karşımda bana bağırıyor olamazdın Sevda! Kızım. Bırak. Sevda. Evet, hayırlı sabahlar komşum. Buyurmaz mıydın? Çok güzel çay demin. Yok, istemem. Sana kalsın. Hadi bakalım gençler, çaylarınızı alın öyle okula. Zihin açıklığı verir. Hadi bakayım. Abim, buyurmaz mıydın? Çay güzel, ha? Açsan kahvaltı ederim kız. Bakışlarına yeme beni. Ya, bir git ya! Bana bak, ablan uyandı mı? Kahvaltıya davet edeceğim, ha? Yok ablam evde, gitti. Ne zaman uyandı da gitti ya? Nereye gitti? Bebeğini aldırmaya gitti. Nereye gitti? Bebeği aldıracak diyorum. Senin yüzünden. Sen savaşamadın diye. Bana bak, doğru söyle. Dur! Sevda'nın söyledikleri doğru mu baba? Allah rızası için doğruyu söyle baba. Servet nerede Servet? Servet! Gitti. Nereye gitti? Kimle gitti baba? Bilmiyorum Yılmaz. Ama senin yüzünden gitti. Dayanamadı gerizekalılıklarına. Bulmam lazım onu, bulmam lazım. Doktorumuz sizi bekliyor. İsterseniz şurada bekleyebilirsiniz siz de. Tamam, oldu o zaman. Merhaba Servet Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Ben randevu almadım ama doktor hanım müsaitse... ...bebeği aldırmak için. Ben bir haber vereyim kendisine. Ne oldu, iyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim Tibet. Hiç iyi değilim. Aşkım, korkutma beni. Gel, otur. Kötü bir şey mi oldu, anlatsana. Tibet. Beni çok taparcasına sevebilir misin? Sen daha anlamadın mı Sevda? Ben seni öyle seviyorum zaten. Her zaman öyle sevebilir misin? Söz. Seni hep böyle seveceğim. Evlenelim o zaman Tibet. Sevda, sen ciddi misin? Ciddiyim. Hem de hiç olmadığım kadar. Yemin ediyorum umudumu kesmek üzereydim artık. Senden bu cevabı asla alamayacağımı düşünüyorum. Çok mutlu edeceğim seni. Thank you.
zaman artık takacaksın bunları. Her şey senin istediğin gibi olacak. Sevda, şu güzel anın için etmek istemem ama anlatmak ister misin ne olduğunu? Babamla tartıştık. Servet ablamla ilgili bir durum var. Ben de büyük bir pot kırdım. Babam da dersimi verdi. Annem bana hamileyken kürtaj olmak istemiş. Babam engel olmuş. Sevda, Servet abla bebeği aldıracak mı? Sen ablamın hamile olduğunu nereden biliyorsun? Çisil söyledi. Çisil mi? Çisil nereden biliyor ya? Nasıl olur? Sevda, gizliyor muydunuz? Ne bu telaş? Sen baştan anlatsana bana bir her şeyi. Bir dakika ya. Çisil biliyorsa hemen Çisil'i ara buraya gelsin. Niye ki? Ya ara, çok önemli diyorum sana. Çabuk. Servet nerede? Servet durmaz mı? Evet evet. Ya nerede, girdi mi içeri? Aldırdı mı? Ya sen konuşsana kadın, doktor nerede? Bir dakika. Yılmaz Bey. Sakin olun, ne oluyor? Doktor hanım, Servet nerede? E geç kaldınız Yılmaz Bey. Aldınız mı bebeği ya? Aldınız mı bebeği? Yo yo, yanlış anladınız. Randevusuz geldi Servet Hanım. Ben de müsait değildim, alamadım kendisini. Hani gitti, kaçırdınız manasında geç kaldınız. Almadınız mı bebeği? Allah razı olsun doktor hanım, çok şükür. Nereye gitti pek, bir şey dedi mi? Bir şey demedi. Çok sağ olun doktor hanım. Ulan koca İstanbul, nereden bulacağım seni? Hadi aç. Aç be Servet'im, aç gözünü sevdiğim ya. Nereye gidiyoruz? Karar verebildiniz mi? Evet. Devam edelim lütfen. Heh, geldi Çisil. Ne oluyor ya? Alelacele çağırdınız beni. Gel buraya. Ver. Geç şuraya, otur çabuk. Tamam. Çisil, otur şöyle. Oturuyorum. Ne oldu? Çisil, bak sana bir şey soracağım. Asla bana yalan söylemeyeceksin. Tamam, söylemeyeceğim. Sor canım. Alev'e ablamın hamile olduğunu söyledin mi? Yani geçen gün buluştuğumuzda senin... Onu sormuyorum. Nasıl öğrendiysen öğrendin. Alev'e söyledin mi? Söyledim. Ama daha fazla rezil olmadın, aradan çekilsin diye söyledim. Sevda, yemin ediyorum başka bir niyetim yoktu. Ya iyi niyetin nelere sebep olduğunu bir bilsen. Ya keşke ben de konuşsaydın ya. Ya anlamıyorum ki Sevda, ne olmuş söylediysem? Ya senin ablanın neler karıştırdığından haberin yok mu? Ya nereden haberim olsun? Ben kaç gündür evde kalmıyorum. Kavga ettik. Çisil doğru söylüyor Sevda. Birkaç gündür bizim ortak bir arkadaşımızla kalıyor. Of, hay Allah'ım ya. Alev enişteme hamile olduğunu söylemiş. Bunun üstüne ablam da bebeğini aldırmaya gitti. Ne? Ablam hamile olduğunu mu söylemiş? Evet. Ama böyle bir şey olamaz. Ablamın hamile kalması gibi bir durum söz konusu değil. Ablamın çocuğu olmuyor. Ha? Sevda, ablam çocuk sahibi olamaz. Ne Yılmaz abiden ne bir başkasından. Anladın? Allah kahretsin. Tahmin etmiştim. Sen halledersin. Sevda bekle. Açma şu telefonu, aç ya. Thank you.
servetim be. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu be sen. Aç. Aç şu telefonu be. Ulan aç. Aç şu servetim ya. Aç şunu. Sırası mıydı şimdi? Sen de biliyorsun başımızdakileri. Ya baba onun için gelmedik. Dinleyin beni. Dinleyin. Alev ablamın hamile olduğunu öğrenmiş. Enişteme hamileyim diye yalan söylemiş. Ne? Nasıl olur? Olmuş işte. Alev'in bebeği olmuyormuş. Emin misin kızım? Ya eminim. Çizsi söyledi. Servet'e bunu söylememiz lazım. Muzaffer amca yol boyunca aradık ama açmadı. E açmaz tabii. Yılmaz'a haber verelim diyeceğim ama Servet'in nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Baba bilsek ne olacak yani? Bebeği aldırmasın diye yalan söylediğimizi zannedecek. Ya olsun, yine de bir şekilde ulaşmamız lazım. Muzaffer amca, benim bir iki polis tanıdığım var. Belki bu telefon sinyallerinden falan bulurlar. He? Tamam. Sevda, siz ablana ulaşmaya çalışın. Sen de Kemal komiseri ara. Herkesi arayın hatta. Alo, Halit, Tibet ben. Alo Kemal, neredesin? İyi günler. Hoş geldiniz. Ben Servet Durmaz. Bir saat kadar önce arayıp randevu almıştım sizden. Sıra var, bekleteceğiz biraz. Teşekkür ederim. Pardon, kontrol değil mi? Hayır, ben gebeliği sonlandırmak istiyorum. Anlıyorum. Doktoru bilgilendirmem gerekecek. Anestezi uzmanı gerekiyor biliyorsunuz. Tabii biliyorum. Tamam, buyurun geçin, siz bekletelim sizi birazcık. Sizinki kaç haftalık? 10 haftalık. Allah bağışlasın. Güzel günleri görün inşallah. Siz de. Sağ olun. Sağ olun. Gel gel gel. Gel abi şöyle. Şöyle oğlum, şöyle. Gel abi. Gel abi. Abi. Gel. Abim çıkar üstünü, rahat et. Çıkar abi, çıkar 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 çıkar. Uzan abi şöyle. Gel 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 gel. Uzat ayakları. Nuri, koş su getir sen. Kolonya getir. İlaçları içtin mi abi? İlaçlar nerede? Onları da getirsene Zahmet. İlaçları da getiriyorum. Öldürecek bu kadın, beni öldürecek. Allah'ım öldürecek. Ne oluyor abi? Ya ne olsun Bedir? Yavrumuzu öldürecekmiş. Doğurmayacakmış bebeğimizi. Abi Allah'tan ümit kesilmez. Belki vicdana gelir ha? Vicdan mı bıraktık kadında, vicdan mı? Neyi var neyi yok aldım elinden. Deli ilaçlar. Kolonya suçlu. Bedir ilaçları için. Ha, ne yapayım ben? Abim iyi misin? Ne yapayım ben, ne yapayım ben? Doğru şöyle. Öldürün beni. Abim nasıl oldun şimdi? Abim nasıl olayım? Abi. Aç 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 aç. Kapı kızım, kapı. Ay. Kemal, geldin mi? Ne oldu, bulabildiniz mi? Yok. Kemal, oğlum sen bir şey yapabildin mi?
Arkadaşlara haber verdim Muzaffer Bey amca. Ama işlemler biraz uzun sürüyor. Şimdi emir yok, yazı yok. Muzaffer amca bana da henüz haber gelmedi. Alo. Heh, buldunuz mu? Aa. Buldunuz. Heh. Tamam, nerede? Neredeymiş? Emin misin? Tamam, sağ ol. Bulmuşlar. Hadi gidelim. Bir yere gidemezsiniz. Niye? Çünkü Malatya'daymış. Ne? Malatya. Ne demek Malatya'daymış ya? Saçmalamasınlar, bir daha baksınlar. Arasa onları. Saadet, üç kere bakmışlar. Komiserim, sen şu numarayı versene bana bir. Hangi numarayı? Saadet'in verdiği numarayı komiserim. Ver bir, ben ona bir bakayım. Ablamın numarası bu mu? 7 yerine 9 yazmışım ya. Saptal Saadet. Bana bak Saadet. Senin yüzünden yeğenimize bir şey olacak he. Söyleme öyle. Söyledim bile. Söyleme bile. Vallahi ya. Sen şu numarayı yazsana tam olarak. Yazayım komiserim. Tamam, ben şimdi arayacağım tekrar. Alo Ahmet. Bak, yeni numara vereceğim sana. Yaz. Baba. Ha? Ne düşünüyorsun? Servet'i düşünüyorum. Bulsak ne olacak ki? Nasıl ne olacak? Kızım, Servet'i biliyorsun. Dün akşam konuşuldu bu mevzu. Sabah da konuştuk. Ya Servet'i fikrinden caydırmak mümkün mü? Tanımıyor musun? Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum baba, ama bu sefer durum farklı. Alev yalan söylemiş. Ablam Alev'in hamile olmadığını bilse kararından vazgeçebilir. Ama işte ulaşamıyoruz. Ben gidiyorum. Nereye baba? Baba, sana soruyorum. Baba nereye? Nereye Muzaffer amca? İşim var oğlum, işim var. Hadi siz arayın, bulun. Servet'in yerini bulun, öğrenin. Hadi. Tamam baba, sıkma sen canını. Haber veririz biz sana. Gel. Buyurun Servet Hanım. Doktorumuz Sandan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Servet durmaz. Evet. Gebeliği sonlandırmak istiyorsunuz. Evet. Bu önemli bir karar Servet Hanım. Sakıncası yoksa neden 10 hafta beklediniz? Özel sebeplerden dolayı. İsterseniz sizi bir psikiyatr arkadaşımla görüştürebilirim. Son bir değerlendirme yapmak için. Ben değerlendirdim. Teşekkür ederim. Yanlış anlamayın. Biz burada çok olaylarla karşılaşıyoruz. Mutlaka öyledir. Zor bir yol Servet Hanım. Dönüşü yok. Öbür yol da zor. Emin olun. Peki. Kararlıysanız ben içeri hazırlatayım. Kararlıyım. Canancığım, yeni stilistle görüşün. Bu seneki bütün çizimler böyle olacak. Çizgiler kesin. Buyurun. Ben Muzaffer Üstün. Alev Hanım'la görüşecektim. Buyurun. Demek hakaret etmek için buralara kadar yoruldunuz Muzaffer amca. Edilecek, edilmeyecek bütün hakaretleri bugüne kadar sana ettim Alev. Bunu en iyi sen bilirsin. Bilirim. Ama bugün buraya ben bunun için zahmet edip gelmedim. Ben başka bir şey için geldim Alev. Ben sana yalvarmaya geldim Alev. Karşında bir çocuğunu bile koruyamayacak kadar aciz, zavallı bir baba var.
Yalan söylemişsin Alev. Hamileyim demişsin. Kardeşinle konuşmuşlar. Alev'in çocuğu olmaz demiş. Yılmaz için yaptın. Sevdiğin adam için yaptım biliyorum. Ama ben buraya Yılmaz'dan, Servet'ten bahsetmek için gelmedim. Ben başka bir şeyden bahsetmek için geldim. Yılmaz'a hamileyim diye yalan söylediğinde bunun yalanı bile güzeldi değil mi? İçinde bir cam taşımanın yalanı bile güzeldi. Hele ki bu canı hiçbir zaman taşıyamayacaksın. Yalanı bu kadar güzel olan bir şeyin şimdi gerçeği ölüyor Ali. Gidiyor Servet. Gidiyor bebek. Benim kızım bir daha telafisi mümkün olmayan bir hata yapmak üzere. Sırf senin yalanın yüzünden. Şimdi sana yalvarıyorum hani. Bana bir akıl ver kızım. Bir akıl ver. Yersiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağlama artık Saadet. Tamam mı? Ağlamıyorum. Yeter Saadet. İstemeden söyledim işte. Ağlama. Doğru söyledin işte. Benim yüzümden. Ya Saadet ağlama tamam. Ben de ağlayacağım. Ağlamıyorum. Ağlamak yok. Tamam. Alo. Heh. Tamam, tamam hadi kapat. Tamam ağlamayın artık. Bu sefer bulmuşlar ablanızı. Bu sefer bulmuşlar. Sevda ben arabayı çalıştırıyorum. Ben de babamı arayayım. Koş koş koş. Alo. Baba, ablamı bulduk. Ha? Ne? Ya bir dakika bir durun ya. Anladım Sevda. Adresi ver bana. Telefonuma gönder. Siz evden bir yere ayrılmayın. Evden ayrılmayın dedim o kadar canım. Alo. Baba. Baba. Ne diyor baba? Evden ayrılmayın diyor. Efendim Bedir. Abi Servet ablayı bulmuşlar. Neredeymiş? Abi şeyde. Ya mesaj atma abi, mesaj. Şey var abi. Ne? Abi Alev yalan söylemiş. Hamile değilmiş. Sen mesaj at bana. Mesaj at bana tamam. Hazır mısın Servet? Kardeşim yine ya!
Servet Hanım, ben sizi ameliyathaneye kadar eşlik edeyim. Teşekkür ederim sana. Senin burada. Doktor hanım, bize biraz izin verir misiniz? Nasıl buldun beni? Ben bulmadım Servet. Ailem buldu. Ben sana bir şey söylemek için geldim buraya. Senden duyacak ne kaldı Alev? Ben hamile değilim Servet. Ne? Yalan söyledim. Neden? Aynı sebepten. Yılmaz yüzünden. Ama bu yalanım da bir işe yaramadı. Yılmaz'ı senden koparamadım. Kopmuyorsunuz. Olmadı. Sizin o aranızda olan şey bende yok. Neyse, söylemek istediğim şey bu değil. Benim hiç çocuğum olmayacak. Bunu senden de sakladım Onca'yı. Olmayanın değerini biliyor insan. Değmez Servet. Ne Yılmaz'a, ne benim aşkıma. Değmez. Doğur bu çocuğu. Her ne olursa olsun doğur. Babamlar, hepsi seni bekliyor. Çok üzdüm onları. Sen değil Servet, asıl ben üzdüm. Bir süre giderim buralardan, görmez duymazsınız. Ortalık biraz durulur. Yılmaz'la sen, tek sebep sen değilsin yani, değildin. Yine de sizi bağlayan o şey hiçbir yere gitmiyor. Pardon, ben kimliğimi unuttum. Tamam, aşağıda bekliyorum. Servet! Servet! Yılmaz. Sen ne arıyorsun burada? Yılmaz, anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Ya sen ne biçim kadınsın sen? Yılmaz, bir dinle. Nasıl bir yaratıksın sen? Yılmaz, ne haline düşürdün bizi be? Yılmaz, bırak. Bırak, karışma Servet sen. Yılmaz, özür dilerim. Ne özür be? Yapma Yılmaz, ne olur. Özür mü özür diletmem sana. Şerefsiz. Yılmaz. Ne özrünü dileyeceksin lan? Yılmaz, dur. Öldüreceğim ama bu sefer seni. Bırak Servet, karışma sen. Yılmaz. Vallahi kurtulamayacaksın bu sefer. Git, yürü. Yürü git. Yürü git.